Oylaması yapılan ama sonuçları bir türlü yasal olarak açıklanamayan seçimlerle ilgili çok önemli bir otoriteyle görüşeceğiz. Bugün CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hakan Bey. Şimdi neresinden tutsak, insanların kafası o kadar karışık ki 8 gün boyunca rakamlar akıyor. Değişik iddialar ortada dolaşıyor. Ne oldu? Seçim bitti mi? Bitmek üzere mi? Arzu ederseniz çok kısaca insanların kafasındaki şu kafa karışıklığını bir giderelim isterim ben. Lütfen. Şu 8 günü çok fazla rakamlara boğmadan birkaç cümleyle özetlemek isterim. Lütfen. Bunu da şundan dolayı istiyorum. Çünkü AKP'li yetkililer sonucu kabullenmeme ve süreci uzatma adına kamuoyuna bir sürü yalan yanlış rakamlar veriyorlar. Hatta ben şunu ifade ediyorum, kendilerine de bir çağrıda bulunuyorum bu vesileyle. Belli ki il başkanlıklarından doğru rakamları alamıyorlar. Eğer doğru rakamlara ihtiyaçları varsa lütfen bize başvursunlar. Biz doğru rakamları kendilerine verelim diyerek. Şimdi 1 Nisan tarihi itibariyle YSK'nın birleştirme tutanağında Ekrem İmamoğlu 4.169.967 oy almıştı. Binali Bey de 4.145.910 oy almıştı. Yani 1 Nisan tarihi itibariyle 24.057 farkla Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Evet. Bunu da şu anda İl Seçim Kurulu'nun duvarında asılı olan birleştirme tutanağından görebiliriz. Bu resmi bir tutanak. Bu süreçten sonra her seçimden sonra olan ve olması gereken maddi hataların düzeltilmesi süreci başladı. Bu nedir? Bütün siyasi partiler, bizde, diğer partilerde, sandıklarda olan ki her seçimde olabilecek maddi hatalara dönük itirazlarımızda bulunduk. Bu itirazlar sonucunda AKP'nin de bir takım sandıklarda yer alan yanlışlıkları düzeltildi. Bizim de düzeltildi ve diğer partilerin de yanlışlıkları düzeltildi. Bu maddi hatalar düzeltildikten sonra 3 Nisan itibariyle aradaki fark 20.388'e düşerek Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu bir kez daha görüldü. Normalde ve normal giden bir süreçte seçim o gün itibariyle bitmişti. Yani 3 Nisan tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alıp YSK'nın kesin sonuçları açıklayıp Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 5 gündür İstanbul halkına hizmet veriyor olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki demokrasiye inanmayan, demokrasi deyince sandıktan sadece kendilerinin çıkmasını anlayan AKP zihniyeti hukuksuz bir şekilde ve hiçbir dayanağı olmadığı halde geçersiz oyların sayımı ile ilgili bir karar aldırttı. Bakın aldırttı diyorum. Normal koşullar altında YSK'nın geçersiz oyların sayımı kararı alması mümkün değil. Aynen 2014'te Ankara'da olduğu gibi. Aynen bu seçimlerde AKP'nin Anadolu'da birçok yerde kazanıp bu itirazın reddedilmesi gibi. Yani İstanbul özelinde AKP'nin bu hukuksuz talebi kabul edildi. Çünkü sandıktan çıkmamayı bir türlü hazmedemedikleri için. Uzatmayalım. Geçersiz oyların sayımı kararı alındığında aradaki fark 20.388'di. Bu karar alındıktan sonra bugüne kadar son durumu sizinle paylaşayım. 3 Nisan tarihinden itibaren geçersiz oylar sayılmaya başladığında, sandıkların %30'u sayıldığında oy farkı 18.222. Bunlar kesin rakamlardır. Sandıkların %60'ı sayıldığında oy farkı 16.828 ve bugün şu an itibariyle sandıkların %92.8'i ki belki buraya gelinceye kadar oran artmıştır. Sayıldığında da aradaki oy farkı 15.494'e indi. Bugün 8 Nisan'da yayın yapıyoruz ve şu an saat 2, öğlen evet. 2'yi biraz geçiyor. Evet, yani bu saatlerde artık geçersiz oylar sayılarak da aradaki farkın kapanmayacağı görülmüş öyle durumda. Öyle bir ihtimal yok yani. Öyle bir ihtimal artık kalmadı. Bu nedenle bu sabah ben Çağlayan Adliyesi'ne giderek bir dilekçeyle Ekrem İmamoğlu'nun kazandığının ikinci kez tescil edildiğini söyleyerek mazbatasının verilmesi yönünde hakkımız olanı bir kez daha talep ettik.
Burada da şunu ifade etmek lazım. Şimdi ısrarla sonucu kabul etmek istemeyenler, ısrarla mazbatayı vermek istemeyenlere bir hatırlatmayla şunu söylemek lazım. Bakın, kanun der ki 2972 sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyeti Seçimi hakkında kanunun 22. maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanları seçimlerine ilişkin birleştirme tutanakları ilçelerden İl Seçim Kurulu'na gönderilir. İl Seçim Kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiş hükmü amirdir. Yani Ekrem İmamoğlu ki geçmiş belediye başkanlığı seçimlerinde çok defa gördük. Mazbata verilir, çalışmaya başlar. Eğer varsa hukuksuz bir süreç o yine devam eder. Tam da bununla ilgili bir şey soracağım. Tabii. En çok oyu alan dediniz. Onun altını çizelim. Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki öyle 13-14 bin farkla belediye başkanı olduğum havalarına girilmemeli. Çünkü bu gönülleri huzura kavuşturmaz dedi. Nasıl yorumlarsınız? Ona dair hemen bir örnek göstermek isterim size. Şimdi bu açıklamayı yapanların seçim gecesi apar topar ve heyecanla biz 3000 oyla seçimi kazandık demelerinin takdirini biz izleyenlere bırakırım. İnanın Yıldırım'ın erken açıklaması. Evet. İkincisi ve daha önemlisi demokrasi denilen şey sandıktan bir oy farkla dahi çıkmış olsa seçilmiş olsa bunu kabul edebilme olgunluğu demektir. Seçimlerde aradaki oy farkına bakarak o seçimi kabul edilemez ya da başka bir şekilde tarif edemezsiniz. O zaman ben şu soruyu sormak isterim. Bakın 1994 yerel seçimlerinde Melih Gökçek %21.7 ile Korel Göymen %21.3 oy almış ve Melih Gökçek 6390 oy farkıyla Ankara'yı 25 yıl yönetmiş. Çok da az oy farkıyla. Evet. Şimdi bu cevabı verenleri ya da bunu söyleyenlere ben geçmişi hatırlatmak isterim. Geçmiş diyorsunuz ama bu seçimlerde de muhalefetin az farkla kaybettiği yerler var. Balıkesir. Balıkesir var, birçok Bursa var ve bir oyla muhalefetin kazandığı ilçe var. Şu anda yoğunluktan ilçenin adı aklımda değil. Yanlış bilgi vermeyin. Buralarda o zaman bizler ne diyeceğiz? Uzun lafın kısası demokrasi birileri için olmaz ya da hukuk birileri istediği gibi uygulanmaz, yorumlanmaz. Hakikat neyse bizim onun üzerinden yorum yapmamız lazım. O yüzden Erdoğan'ın açıklamasına şaşırmıyorum ama ne hukuki ne de siyasal bir dayanağı olmadığında hepimiz biliyoruz. Bu konuda da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Canan Hanım, size hukuk ve yasaların dışında ama toplumsal bilinçte önemli bir yer tutan bir şeyi, bir iddiayla ilgili bir görüşünüzü rica edeceğim. O da şu, pek çok partiden, partisizler, belki CHP'li onların da içinde olan bir şey. Erdoğan İstanbul'u kaybetmek istemiyor. Ne pahasına olursa olsun almak istiyor ve o isterse tek adamdır zaten. O isterse bir şekilde İstanbul'u alır. Bunu böyle düşünen, belki size göre kötümser cenahta yanan epeyce insan var. Ne dersiniz? Şimdi bakın, İstanbul halkı, yani İstanbul'da oy kullanan 8 milyon küsür seçmen kararını verdi. Ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçti. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi milletin iradesine saygı duyup milletin iradesinden çıkan sonuç kabullenmektir. Dolayısıyla demokrasi bir adamın ne istediğine göre karar vermez. Bu algının olması anlaşılır. Çünkü yaklaşık 25 yıldır tek adamın söyledikleri ve tek adamın söyledikleri sonucunda hayata geçen uygulamalar sonucunda vatandaşlarımızda da böyle bir algı var ama ben de bunu şöyle ifade edeyim. Biz İstanbul'da o sandıklara giren hangi partiye oy verilmiş olursa olsun o sandıklara giren bütün oyları doğru bir şekilde aldık. Kayıtlarımıza geçtik. Islak imzalı tutanaklarımızı muhafaza ettik. Dolayısıyla halkın iradesini o kadar net ve o kadar sağlıklı ve sağlam bir şekilde muhafaza ettik ki burada Erdoğan'ın ne dediğinin ya da ne yapacağının hiçbir hükmü yoktur. Halkla kesinlikle ve kesinlikle inatlaşsa bile, ki bu halkla inatlaşmadır, halkın kararını kabul etmemesi, bu defa başaramayacaktır. O yüzden halkın iradesi burada galip gelecektir.
Benim Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak halka verdiğim bir söz var. İstanbul halkına verdiğim bir söz. Siz lütfen sandıklara gidin. Hangi partiye olursa olsun oyunuzu verin. Biz sizin verdiğiniz bütün oyları koruyacağız ve vatandaşımızın azalmış olan sandığa güvenini yeniden tesis edeceğiz diye. Ve bunu da seçim sürecine kadar yaptık. Seçim akşamı bu sözümüzün gereğini yerine getirdik. Bundan sonra da bu sözün gereğini ve bu sözün sonucunu alıncaya kadar da bunun mücadelesini sürdüreceğiz. Bundan sonrasıyla ilgili farklı bir senaryo olursa, YSK'dan tekrar sayım kararı çıkarsa, YSK'dan 2 Haziran'da tekrar seçim kararı çıkarsa ne yaparsınız? Şöyle söyleyeyim, normalde bir normal koşullar var, bir de olağanüstü koşullar var. Çünkü dakikalarla neyin değişeceğini ya da değişmeyeceğini öngöremiyoruz. Ama senaryolar üzerinden yorum yaparsak, YSK'nın bugün vermesini beklediğimiz kararda bütün oyların sayılması gibi bir kararı verebilmesinin hiçbir hukuksal dayanağı yok. Verilen itiraz dilekçelerinde de bunu hiçbir şekilde delillendiremiyorlar. Ama böyle bir karar çıkmayacağı anlamına gelmez. Velev ki böyle bir karar çıktı. Şunu ifade edeyim. Oyları 100 kere de saysanız, 1000 kere de saysanız, 10.000 kere de saysanız sonuç değişmeyecek. Bu kadar bundan net söylüyorum. Nasıl eminsiniz? Çünkü elinizde ıslak imzalı şeyler var, belgeler var. Elimizde ıslak imzalı belgelerimiz var. Bütün örgütümüz şu anda oy çuvallarının etrafında nasıl sandıklara sahip çıktılarsa oy çuvallarının etrafında şu anda çuvallara sahip çıkıyorlar. İstanbul'a Türkiye'nin her yerinden gelen milletvekillerimiz. Burada İttifak Partisi milletvekillerini de anımsatmak isterim. Bütün milletvekillerimiz şu anda sandık başlarında oy çuvallarına sahip çıkıyorlar. Şunu söyleyeyim. İstanbul'da biz bu seçimi planlı, programlı, sistematik çalışmayla ve İstanbul'a halkına verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmek için birilerinin oy çalmasını engelleyerek ve sandığa giren oya sahip çıkarak kazandı. Hı hı. Öyle birilerinin iddia ettiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu sandıklarda bir şey yaptı, işte bir plan yaptı. Neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları çaldığına dair bir takım haberler, spekülasyonlar yapılıyor. Burada da şunu söylemek isterim. Hani bunu söylemeyi bile ayıpsayarak Cumhuriyet Halk Partisi oyları çalmış olsa şu anda çuvalları koruyan Cumhuriyet Halk Partisi mi olurdu? Başka birileri mi olurdu? Bizler halkın iradesi çalınmasın diye mücadele ediyoruz. O yüzden ne olursa olsun halkın iradesine sonuna kadar sahip. 2 Haziran'da seçim kararı çıkarsa ne olur? Şimdi şunu ifade edeyim. Bir kere bir seçim yapılmıştır. Halkın iradesi yansımıştır ve biz halkın doğru olan sonucunu paylaşmışızdır. Yeniden seçim yapılmasını hiçbir şekilde doğru bulmayız. Gerek yoktur. Ama velev ki birileri diyorum ya sandıkta kaybetmeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler. Rahat olun öğrenecekler. Yeniden seçim kararı çıkarsa İstanbul halkı bir kez daha bunları cezalandıracaktır. Bunu çok net söylüyorum. 7 Haziran 1 Kasım analogları yapanlar var. Onların sorunu diyorum. İstanbul halkı İstanbul kentinde Ekrem İmamoğlu'nu başkan olarak görmek istedi. Çünkü İstanbul halkı artık tek adamın iki dudağının arasından çıkan kararlarla yönetilmekten rahatsız olduğunu ifade etti ve İstanbul halkı bu iradesine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in bir açıklaması var. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AKP'den, AKP Genel Başkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı gizli bir toplantı yapıyorlar. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz bize? Nedir? Yeni bir plan mı hazırlanıyor acaba? Şöyle ki ben bu tip durumlarda açıkçası kendi yaptıklarım, yapacaklarım ve kendi planlarımla ilgili bilgi vermeyi doğru bulurum. Oralarda yapılanlar, söylenenler, yapılacaklar benim gündemim dışında. Ben İstanbul'da kendi yaptıklarımızı. Peki, diyelim ki şu ya da bu şekilde bugünlerde ya da her ne zamansa sonuç açıklandı ve İmamoğlu kazandı. Bir de başka bir şey var. Topal Ördek açıklaması var. Çalıştırmayız açıklamaları var. Sadece gülerek dinliyorum. Bakın çalıştırmayız demek ne demek biliyor musunuz? Biz İstanbul halkını zerre düşünmüyoruz. Onların hizmet alması hiç umrumuzda değil. Bizim tek derdimiz siyasi hesaplaşma ve biz Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmayız. Halk bunu da görüyor. Ve çalıştırmayız demelerin altını hiçbir şekilde dolduramayacaklar. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda
nasıl çalışacağını çok yakında birlikte göreceğiz. Sizi bulmuşken çok merak ettiğim bir şey de sorayım. Bu hengame arasında Bahçeli'den ilginç bir açıklama ve öneri geldi. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçelim, o ilçeleri atasın. Ne diyorsunuz? Nedir bu? Amacı ne bu önerinin? Ben Bahçeli'nin söylediklerini çok uzun zamandır ciddiye almıyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Umutsuz seçimlere falan gidiyoruz. Önemli bir şahsiyet. Önemli bir şahsiyet olarak düşünülebilir ama söylediklerini değerlendirdiğimde çok uzun süredir Bahçeli'nin söylediklerini sarayın sesi olarak gördüğüm için söylettirilen cümleler üzerinden siyasi yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Peki, şunu sorayım o zaman. Bu sorumun bir bölümü sizin hoşunuza gitmeyebilir. Şimdi seçim, önceki seçimlerden sonra bu seçim hazırlanırken pek çok insanda, açıkçası kendimi de buna dahil edebilirim, bir umutsuzluk ne çıkar, geçmiş tekrarlanır mı, işte küskünler nerede kalır, ne yapar ve en önemlisi sandık güvenliği ne olur? CHP bir sürü açıklama yapıyor ama yapabilir mi? İstanbul örneğinde de yapabilir mi? Bunun ben çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Sübjektif de olabilir. Ne yaptınız da bu engelleri aşabildiniz? Yani hem küskün seçmeninizle büyük ölçüde sanırım barışabildiniz. Hem de bu güvenliği nasıl sağladınız? Bunun yöntemi ne oldu? Bunun için biraz daha geriye gitmek lazım. İstanbul İl Başkanı olduğum anda, hatta kongre konuşmamda da bu vardır, 3 noktaya atıf yapmıştım. Birincisi, biz İstanbul'u kazanacağız. İkincisi, İstanbul'u kazanıp, daha doğrusu onu kazanma olarak değil, halka yeniden verme olarak ifade etmiştim. Halka yeniden verebilmemiz için önce örgüt olmamız lazım demiştim. Planlı, programlı, kısa, orta, uzun vadeli programlarımızla stratejik bir şekilde davranarak örgütsel bir takım işleyişsel mekanizmalardaki eksikliklerimizi tamamlayacağız demiştim. Ve il başkanı olduğum andan itibaren hem Türkiye'nin hem partinin yoğun gündemine rağmen örgüt içi bir takım mekanizmaları, ki il başkanının görevi aslında mekanizma kurmaktır ve onu sürdürülebilir olmasını sağlamaktır, yeniden tanımlayarak 39 ilçeyi bir kere eş güdümlü hale getirmeyi başardım. İkincisi, 14 belediyemizi, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili 14 belediyenin yaptığı doğru ve güzel işleri bir anda görünür hale getirme yönünde çalışmalarımız oldu. Üçüncüsü ve belki de en önemlilerinden biri, yerel seçimlere kadar bizler bütün İstanbul'da 39 ilçe analizleriyle, büyükşehir aday profili çalışmalarıyla gibi gibi birçok çalışmalarla İstanbul'un röntgeni değil MR'ını çekerek elimizin önümüze bilimsel verileri koyduk. Hem siyaset pratiğinin gerekliliklerini yaparken bir yandan da planlı, programlı, akla ve bilime uygun çalışmaları bir yandan götürdük. 24 Haziran seçimlerinde de aslında İstanbul'da sandık güvenliği konusunda hiçbir sıkıntımız olmamıştı. Bakın, 24 Haziran'ın bir gün sonrası da 25 Haziran günü bana İstanbul'daki 11 sandık harcında bütün ıslak imzalı tutanaklar gelmişti. Fakat 24 Haziran'ın hepimizin yaşadığı travması nedeniyle, Türkiye'nin farklı yerlerinde olan birçok sıkıntı nedeniyle, veri akışının olmaması nedeniyle ve kabul etmemiz lazım, burada da öz eleştiri vermemiz gerekiyor, o geceyi parti olarak doğru yönetememiz nedeniyle böyle bir travma oldu. 24 Haziran'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne hep şunu söyledim ve vatandaşlarımıza da hep şunu ifade ettim. Yerel seçimlere gidiyoruz. Evet, 24 Haziran'da hepimiz bir travma yaşadık. Beklentimiz çok yüksekti. O nedenle öfkemiz de çok yüksek. Ama insanda umuda dönüşebilir, en kolay dönüşebilir duygu öfkedir. Bunu hep bir hekim olarak ifade etmişimdir biz. O öfkeyi umuda dönüştürmenin araçlarını hep birlikte bulacağız dedik. Ve o öfkeyi yaptığımız çalışmalarla, bu yerel seçimin sadece kendimiz için değil, sadece geleceğimiz için değil, kent için, benim için ana motivasyon unsurudur. Bu kent için ne kadar önemli olduğunu bıkmadan, usanmadan, defalarca örgüt anlatarak bu yerel seçimlerin İstanbul için, kent için, kendimiz için ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu anlatıp inandırarak sandık başlarında 31.168 sandık başına o kırgınlığa rağmen, o öfkeye rağmen umuda dönüşmesini sağlayarak inanmış bir halde sandık sorumluların, müşahitlerimizin, avukatlarımızın, kat sorumlularımızın, okul sorumlularının yerleşmesini sağladık. Buradaki en önemli unsur,
Ben şu anda bütün örgütüm her gittiğim yerde bana bunu söylüyor. Her gittiğim yerde İstanbul'u alacağımıza inanıyorum demiştim ve hakikaten inanmıştım. Bunu görmüştüm. O inancı yaydığımızda bu başarıyı elde ettik. Aday profili çalışmalarınızdan bahsettiniz. Bu çalışmaların sonucunda mı Ekrem Bey'in adaylığı ortaya çıktı? Şöyle, büyük oranda öyle ortaya çıktı diyebiliriz. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda aday adaylığını açıklayan ve aday olması muhtemelen bir takım isimlerimiz vardı. Biz önce bir profil analizi yaptırdık ve o profil analizlerinde ortaya çıkan sonuç, yani İstanbul halkının görmek istediği belediye başkan adayı profili Ekrem İmamoğlu'na uyuyordu. Ve biz bunların üzerinden değerlendirmelerimizi yaptık. Genel başkanımızla paylaştık. Ekrem Bey'in doğal olarak kendisiyle paylaştık ve o süreçte hepimizin bu ortak doğruda birleşmesi neticesinde Ekrem İmamoğlu. İsmi ilk telaffuz edenin kim olduğunu çok merak ediyorum. Söylemezsiniz belki ama sonuçta Ekrem İmamoğlu olsun. Partinin ortak kararı olarak Ekrem İmamoğlu doğru bir şekilde İstanbul'un adayı oldu. Son bir şey daha. Bu konuştuğumuz konu, yani CHP İstanbul'un başarısı. Bununla ilgili sizin çok iddialı, belki de hak ederek söylediğiniz bir şey var. Kendi amacınızı koymuşsunuz. Demişsiniz ki İstanbul'u alan il başkanı olarak tarihe geçmeyi istiyordum ve böyle bir iddianız varmış. Bu iddiaya gerçekleşti gözüyle şu an bakabilir misiniz? Bakıyorum zaten. Geçmek istiyordum değil. Ben bir yıl öncesi yerel seçimler çalıştayında geçmek istiyorum değil. Adaylıkların belirlenme sürecinde benim ismim de çok tartışıldı. Evet. Genelde alışılageldik bir durumdur. İşte il başkanları mutlaka bir yere talep açar diye. Bu çokça dillendirildi. Aday olmadığımı söylüyorum. Ne yazık ki geçmiş örnekler nedeniyle çok inanılmadı. Ben o günkü çalıştayın başında şunu söylemiştim. İstiyorum dememiştim. Hiçbir yer aday olmayacağım. Ben 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'u AKP'den kurtaran il başkanı olacağım demiştim. Ve oldu. Ve oldu. Ve o gün inanıyordum bunu söylerken. Peki, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İstanbul'da olup bitenlerle ilgili, seçimlerle ilgili ne demiş, ne açıklama yapmış diye sözünü merakla beklediğimiz birkaç kişiden biri herhalde bugün yayınımızdaydı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Yeni yayınlarla, yeni konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.